Bu niye Bu gündeme kısmı geldi? unuttum ben onu Niye sormanı, gündeme evet. geldi sorunuzla birleştireyim İsmet Bey. Bence muhalefetin ilk turda Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilebilir korkusu olduğu için çatı adayla, yani normalde doğal olması gereken şey şu: her muhalefet partisi kendi adayını belirlerken ikinci tura kaldığında diğer partiden de oy alabileceği ihtimalini hesaba katan kucaklayıcı bir adayla seçime girer. Evet. İkinci tura kalırsa kendiliğinden bu çatı formülü devreye girer Zaten kendi zaten. kendine. Fakat ikinci turu görememe korkusu muhalefeti ikinci turu birinci tura çekmeye itiyor. Bunu anlamamız lazım. Yani bu bir siyasal korkudan kaynaklanıyor, bir gereklilikten. Yoksa eğer rahat olsalar, yani bu kesinlikle ikinci tura kalır deseler, hiç böyle bir arayışa girmezler. Kendiliğinden zaten ikinci tur gerçekleşecek. O anlamda dediğiniz soru hem doğru hem değil. Yani doğru, bu saçma bir şey, çünkü ikinci tur o yüzden var. Yani zaten kendiliğinden gerçekleşecek bir şeyi niye öne alıyorsun? Çünkü bu iktidar partisi tabanını da kenetler aynı şekilde. Ama öte taraftan bu korku onları bu arayışlara sevk ediyor. Gelelim ikinci sorunuza. Bence çok zor bir şeyden bahsediliyor. Bir arayıştan bahsediliyor. Hatırlarsanız o nedenle de siyasi kişi olmasın formülü ön plana çıktı. Şimdi siyasi olduğu zaman muhalefet partileri açısından iki önemli dezavantaj var. Bu dezavantajla yüzleşmek istemiyorlar. Bir, Siyaseten ciddiye almış olmak siyasetten, istemiyor. evet, bir siyasi bir figür eğer gerçekten %40-45-50 civarında bir oy alırsa, her iki liderin de koltuğunun en önemli tehdidi haline gelecek bu kişi, siyasi bir figürse eğer. Çünkü hiçbirisi bu oyları alamıyor. Dolayısıyla bu şeyi bertaraf etmek istiyorlar. İkincisi de her siyasi figürün ideolojik ayrılığı olacak. Çünkü MHP ile CHP dediğimiz parti ideolojik olarak da örtüşük partiler değiller. Örtüştükleri noktalar Benzer var. alanları Evet, var benzer ama. alanları var, ayrı alanları var. Şimdi siyasi background'u olan bir adam demek ya MHP kökenli demek ya CHP kökenli demek bir şekilde. Dolayısıyla diğer taban kolaylıkla benimseyecek mi bu adamın siyasi figürünü? Bu ikisinden de vazgeçmek için bir siyasi olmayan kişi olsun önerisi getiriliyor. Bu ikinci turu birinci tura çekme ihtimalini de sıfırlıyor bir taraftan da. Çünkü bu halk tarafından seçilecek bir şey. Tayyip Erdoğan'ı herkes biliyor tanıyor. Abdullah Gül'ü herkes biliyor tanıyor. Bu adam daha kendisini Ama tanıtacak. diyelim İlker Başbuğ da herkes biliyor, Yo, tanıyor. meydan performansı devreye girer o zaman da. Yani meydanlarda konuşma, yani Kılıçdaroğlu ve Bahçeli eğer Başbuğ yerine konuşmayacaklarsa meydanlarda, bu kişinin gidip bir halkla kucaklaşması lazım. Şimdi biz bürokrasi geçmişi olan kişilerin halkla ilk temaslarında yaşadıkları kazaları biliyoruz. Ve önümüzde 1-1,5 aylık bir kampanya var galiba, değil mi? Bu 1,5 aylık Daha bile kampanyada, kısa yani, evet. çünkü YSK 3 Temmuz'a aldığı son aday bildirme gününü. Bu demektir ki yani Bir ay neredeyse. Haziran sonundan önce hiçbir aday Tabii. belli olmayacak filan. Tabii. Yani dolayısıyla onun yarısı skandallarla, şurada yapılan kazalarla, kırılan potlarla falan geçecek ki AK Parti'nin adayı karşısında çok düşük bir profil olarak kalabilir. Bu muhalefetin tabanının motivasyonunu da zayıflatabilir. Yani o anlamda bence sizin her programda söylediğiniz gibi bu bir kere çok geç kalmış bir arayış. Yani öteden beri Türkiye'nin gündeminde tarihi belli, böyle bir seçim olacağı belli. Tek başınıza kendi adayınızla bu seçimi kazanamayacağınız belli. Dolayısıyla var idiyse böyle bir ihtimal, gerçekten bir şey cazibe merkezi haline getirme meselesi, toplumla bir tanıştırma, bir kamu iletişimi sağlama falan şeylerini önceden başlatmak Bir de gerekirdi. Son bir şey söyleyeyim ta, hiç gündeme getirilmiyor bu tabloda. Bizim biraz önceki konuşmamızda da geçti. İtiraz edeceksiniz ama ben bu ortak aday araçını biraz siyasal mühendislik olarak da görüyorum. öyle zaten. Yani şu nedenle siyasal mühendislik görüyorum. Şimdi doğal olanı, elbette siyasetle ittifaklar olabilir. Fakat bu ittifaklar eğer baştan bir adamın kazanmaması üzerinden kuruluyorsa, bu ötekileştirici bir ittifak Bütün anlayışı. zaten bu Ha, yani tamam, mantıklı. şimdi 1990'larda Refah Partisi'ne karşı yapılırdı bu. Bu solda birlik gibi bir şey değil. Ama bu Solda şimdi birliğin, iki adayın yarıştığı seçimlerde onun farkını bu söyleyecektim. olur yani. Yani bu kendiliğinden siyasete müdahale etmeden iki tur o yüzden var. İkinci turda zaten olur, kimse de bunu yadsımaz. Yani ikinci turda ilk iki kişi arasında seçim olsun demek, Birine birini toplum seçeceksin. birine yönelsin diye birinden diğerine yönelsin. Ama henüz bu olmamışken oyunun kurallarına müdahale etmek bir mühendislik, onu söylüyorum. Ve Mühendislik bu de. en fazla kutuplaştırma siyasetinden rahatsız olanların yaptığı bir mühendislik. Yani bu doğrudan AK Parti karşıtı Güzel, bir doğru bir siyasal şey söylüyorsun. kutuplaşma üretmek. Yani biz hem bir taraftan siyasal gerilimden şikayet edeceğiz, hem Erdoğan'ın siyasal gerilim ürettiğini söyleyeceğiz, hem de doğal bir seçim var, adayını koy,
öyle bir kucaklayıcı adayı koy ki CHP tabanı da oy versin, ama, MHP tabanı da oy versin. Ama, bunu yapmıyorsun. Baştan gideceğiz, şu sendikayı da ziyaret edeceğiz, şunu da yapacağız. Ne için? Erdoğan kazanamasın diye bunu evet, yapacağız. Evet ama Türkiye'de bu kutuplaştırıcı bir şey biraz yani. Kutuplaşma olmasın demek de bana soracak olursanız bir nevi siyasi mühendislik. Çünkü var. Yo ben yani, doğal siyasetin mecrasına müdahale etmeye mühendislik diyorum. Yani aynı sizin sorduğunuz sorunun gizli öznesi de o. Niye ikinci tur varken birinci turda bunu yapmaya çalışıp bir siyasete müdahale ediyorsun? Şimdi bunun gerçekleşir bir şey olup olmadığını... Gerçekleşir bulmuyorum gerçekten yani.